Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Yeni serilerimizden uçaktan atlamalı sağlamlık testindeyiz arkadaşlar. Daha önce 2 kez ya da 3 kez gelmiş olabiliriz. Çok sevilmiş ve bugün devam edelim o zaman dedim. Çok yüksek bir noktadayız. Farklı bir bölgeden atlayacağız bu sefer. Önceki yerden değil. Görüyorsunuz tam böyle denizin kenarında. Böyle sahile yakın bir yere atlamaya çalışacağız. Tabii sağlamlık önemli bizim için. Arabanın hasar alması değil, yanmaması, patlamaması önemli biliyorsunuz. Uçaktan atlamalı sağlamlıklarda, yüksekten atlamalı sağlamlıklarda. Ve bugün ise üstü açık lüks arabalar bizlerle arkadaşlar. Çok güzeller. Hazır mısınız? Arabaları göstereceğim. Biraz zor olacak göstermek çünkü çok böyle kalabalıklar. Bakalım ne olacak burada. McLaren 765LT, yanında Ferrari Portofino'yu gördünüz. Geçemiyorum. Tamamdır. Burada Bentley Continental GT, pardon, Aston Martin DBS, Bentley Mulliner. Abi arabalar çok değişik. Audi R8, orada Corvette var. Burada Jaguar F-Type ve Demir Adam'ın arabası ise BMW M4 karşınızda arkadaşlar. Arabalar, inanılmaz fazla araba var gerçekten. Çok değişik, çok özel, tamamı lüks ve üstü açık arabalarla başlıyoruz. Önce ben başlayacağım. Ferrari Portofino'yu kullanacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu arabanın performansını. Abi arabanın kapısı açılmıyor mu? Niye gir? Tamam oldu. Arabanın kapısı açılmadı ilk başta. Neyse, hazır mıyız? Favorabınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz. Tamam ücretsiz tabii ki. Şu an için atladım. Hiçbir şekilde kontrol yok arkadaşlar. Tamamen kendiniz bırakıyorsunuz ve sonuca bakıyorsunuz. Araba patlamazsa sağlamsınız. Hıza bakın bu arada. 384'ü gördüm. Araba sapasağlam. O ne abi, araba çalışıyor bir de hala. Abi Ferrari nasıl bir araba yapmış böyle? Bir dakika dur, şuradan bir çıkmam lazım bataklıktan. Tamam. Abi inanılmaz sağlam bir araba ile karşınızdayım. Ferrari Portofino inanılmaz sağlam. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Şimdi McLaren 765LT ile Batman'i izleyeceğiz. Bakalım performansı nasıl olacak? Çok merak ettiğim arabalardan bir tanesi 765LT. Çok güçlü bir araba, lüks bir araç, üstü açık bir araba ve atladı gitti Batman. Allah, bir de şu pederini çıkmasa arabanın dışına çok güzel olacak ama yapacak bir şey yok. Şu an için izliyorsunuz, 300 km ile aşağı doğru çakılıyor. 330-340 ile çakıldı ama araba Ferrari gibi sapasağlam arkadaşlar. Bu arabaları nasıl bu kadar sağlam yapabilmişler? Gerçekten inanılmaz bir şey. Ferrari'den sonra McLaren'da gördüğünüz gibi taş gibi arkadaşlar. Şimdi karşınızda Bentley Mulliner var arkadaşlar. Bentley'in yeni arabalarından bir tanesi Bentley Mulliner. Bakalım performans nasıl olacak Bentley'in. Beraber göreceğiz. Kaptan da uçaktan atlamalı sağlamlık testi devam ediyor. 100 km. Abi böyle hız testi mi yapsak ya? Baksanıza. İyi hızlanıyorlar yani. Bak 270 birinci viteste 300'ü geçti yani. Düşünün birinci viteste. Araba motoru patlatacak. 360'da çakıldı. Oo, biraz fazla hasar gördüm. Biraz fazla hasar gördüm. Arka taraf çok kötü halde ama arabada hiçbir şey yok. Abi gördüğüm en sağlam arabalar bunlar. Gerçekten üstü açık lüks arabalar. Gördüğüm en sağlam arabalar sınıfı diyebilirim. İnanılmaz iyiler. Yani çok sağlamlar gerçekten. Hadi bakalım. Bakalım Aston Martin DBS'te aynı sağlamlığa sahip mi? Çok güzel bir araba yine Aston Martin'in. İnanılmaz pahalı bir araç, lüks bir araç, üstü açık bir araba. Bakalım performansı iyi olacak mı göreceğiz. Hadi bakalım başla. Dikkat, uçaktan şimdi atlayış geldi. Allah 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 Allah, birinci viteste 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200'e geçtik birinci vites. Bak birinci viteste böyle bir araba göremezsiniz. 350, 360, 380, 412 ile yere çakıldı. En hızlısı bugünküler arasında. Ama arabaya bakın, kapısı bile kırılmadı. Abi böyle bir araba olamaz ya. Gerçekten böyle bir araba olamaz. 400 km ile uçaktan aşağı düşüyorsunuz, atlıyorsunuz ve kapı bile kırılmıyor. Sağlamlığı görün işte. Helal olsun. Aston Martin çok sağlam bir araba yapmış. Aston Martin DBS ile flaşın performansı şahaneydi arkadaşlar. Hazırsanız devam edelim. O zaman sadık kahramanımız gel bakalım.
Evet, Baldi gelmiş bile. Corvette arkadaşlar, çok güzel bir araba yine. Bakalım bu üstü açık lüks arabamız bugün uçaktan atlamalı sağlamlık testinde nasıl bir performans gösterecek. Atladı gitti. 100 km'ye geçti, 150 geçti, 160, 180, 190, 200 km hızla aşağı doğru çakılıyor. 250, 260, 270, 280, 290, 300 km'yi geçti. 330'la. Oo, yavaş. Baldi benim üzerime niye geliyorsun? Araba sapasağlam. Abi böyle bir şey yok ya. Gerçekten 330 km'yle çakılıp yere kapı, cam, hiçbir şey kırılmıyor ya. İnanılmaz sağlam çıktı bu arabalar. Bakalım Audi R8'de bu kadar sağlam mı göreceğiz. Arabaya şöyle bir bakın. Güzel, bayağı da lüks bir araç zaten. Aynı zamanda üstü açık. Bugünkü arabalarımızın tamamı üstü açık arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir araba. Bakalım Superman kendi uçtuğu gibi arabayla daha uçabilecek mi? Tabii ki uçar. Uçar abi. Oo, biraz yavaş sanki diğerlerine göre. Diğerleri gerçi daha değil ya. Dur, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 de aşağı iniyor. 325 ile çakıldı. Evet, bunun kapısının mı bir yerinin koptuğunu gördüm. Ama bize bugün önemli olan neydi? Arabanın hasarı değil. Süpermen ne yapıyorsun biz? Sakin ol. Arabanın yanmaması gerekiyor. Yani motordan duman çıkmaması lazım. Motordan alev çıkmaması lazım. Yani motorun sağlam olması lazım kısaca. Ve Audi R8 canavar gibi. İnanılmaz sağlam çıktı arabamızda. Sırada şimdi demir adam var arkadaşlar. Yine çok güzel bir araba. BMW M4 karşınızda arkadaşlar. Baya güçlü ve çok hızlı bir araba. M4 görüyorsunuz. Nasıl? Vallahi bu arabanın bugün yani çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Yani bayağı sağlam kalacağını düşündüğüm arabalardan bir tanesi. Bakalım performans nasıl olacak, göreceğiz. Şu an için epey bir hızlı gidiyor yine. 300'ü geçti bile. 350 ile vuracak aşağı. 350 ile çakılacak. 360, 370 ile. Ve şansı gördünüz değil mi? Konuşamadım ya. Adam 4 lastik üzerine düştü. Ya hiçbir şey olmadı arabaya ya. Arabaya hiçbir şey olmadı ya. Abi böyle bir şey olamaz. Bu arabalar inanılmaz sağlam arkadaşlar. Üstü açık lüks arabalar. Gerçekten çok sağlam. Şimdi son arabayı izleyeceğiz. Recep abinin arabası Jaguar F-Type karşınızda. Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Yine diğerleri gibi üstü açık ve lüks bir araç. Bugün uçaktan atlamalı sağlamlık testinde bence patlayacak. Var mısınız? Bence patlayacak bu araba. Hadi göreceksiniz. Abi göreceksiniz. Bu araba patlayacak. İyi bakın abi. Şimdi atlayış geldi. Bakalım patlayacak mı patlamayacak mı? Ben patlayacak diyorum. Bakalım siz ne olacak? Sizin favori arabanız patladı mı patlamadı mı göreceğiz. Hadi bakalım. 280 ile 290, 300 ile çakılıyor. 320 ile bakıyorum. Yandı. Yanmadı abi. Araba sapasağlam çıktı yine ya. Bu ne abi böyle? R8 bak burada. Hiçbir şey olmadı. Recep abi diğerlerine doğru bir bakalım hepsine. Son bir yanan var mı? Patlayan var mı? Abi bütün arabalar sağlam çıktı. Evet, Bentley'i görüyorsunuz. Hiçbir problem yok. Şuradaki arabamız Aston Martin'di. Demir adamla yarıştı. Sapasağlam. Hiçbir şey yok arabada ya. Abi nasıl bu kadar sağlam oluyorlar ya? İnanılmaz bir şey. Burada McLaren var gördüğünüz gibi. Yine çok sağlam bir şekilde çalışıyor hala. Yine buradaki bütün arabalarımız çalışıyor. Yani BMW, Ferrari, orada Corvette, hepsi sapasağlam arkadaşlar. Recep abi sen de bir yere park et abi şu arabayı. Sen de daha sonra in. Gerçekten inanılmaz bir gündü. Üstü açık lüks arabaların tamamı uçaktan atlamalı. Bakın uçağımızı görüyorsunuz. Çok yüksekte. Yani 400 km, 350 km'le aşağı yere çakılanlar oldu. Ona rağmen arabalarda hiçbir şey yok ya. İnanılmaz sağlam çıktılar. Sizin favori arabanız hangisiydi bilmiyorum. Ama zaten hangisini yazarsanız yazın. Hepsi sapasağlam. Hepsi çok iyiydi bugün. Tüm kahramanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.